Oh 5 İlginç Bilgiler kanalından herkese merhaba. Ülkemizde ne yazık ki çok değerli yazarlar, gazeteciler ve aydın insanlar karanlık eller tarafından hedef haline getirilmiş ve öldürülmüşlerdir. Bizler ise bu karanlık güçlere inat, o insanları her daim hatırlamaya ve eserleriyle anmaya devam edeceğiz. Kimse unutmamalıdır ki aydınlar bir ölse de bindirileceklerdir. Bu videomuzda da sizlere öldürülen 5 yazarımızdan bahsedip özellikle de bilmeyen insanlarımız için bir ışık olmaya çalışacağız. Çetin Emeç. Ortaokul yıllarında babasının kurduğu bir gazetede görev alarak basın hayatına adım atmış olan Çetin Emeç, vurulduğu sırada Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniydi. Yazdığı yazılar nedeniyle o dönemin bütün cesur gazetecileri gibi o da tehdit mesajları alıyordu. Suikaste kurban gittiği 7 Mart 1990 tarihinden tam 90 gün önce aldığı tehdit mesajları ile ilgili bir makale yazmış ve bu şekilde kendisini yıldıramayacaklarını açıklamıştı. Çetin Emeç'in ölüm emrini veren İran yanlısı, terör örgütü İslami Hareket'in Türkiye Askeri Birim Genel Sorumlusu ve İcra Şurası üyesi Deniz Kod adlı Ekrem Baytap 16 Ekim 1993'te İstanbul'da yakalanmıştır. Abdi İpekçi. Başarılı bir gazeteci, aydın ve yazardır. 1970'li yıllardaki anarşi ve terörün önlenmesi için iktidarla muhalefet liderleri arasında da yapıcı bir diyalog kurulmasından yana olan, devlet yönetiminde partizanlığın ve duygusallığın yerini akılcı, çağdaş, ılımlı bir uygulamanın almasını isteyen İpekçi, bu konuda çalışmalar yapmakta, yazılar yazmaktaydı. 1 Şubat 1979 gecesi İstanbul Maçka'daki evinin yakınlarında arabasında iken Mehmet Ali Ağca tarafından öldürüldü. Mehmet Ali Ağca'nın verdiği ifadede Abdi İpekçi'ye 5 ila 6 el ateş ettiğini söylemiştir. Fakat olay yerinde 9 mermi ele geçirilmiştir. Bu da ikinci bir kişinin olduğunu göstermiştir. O da Oral Çelik'tir. Oral Çelik ve Mehmet Şener suikastı beraber planlamış, Mehmet Ali Ağca tetikçi olarak sonradan aralarına katılmıştır. Mehmet Ali Ağca İpekçi suikastinden idamla yargılanırken 1979 yılında ülkenin en iyi korunan askeri cezaevlerinden biri olan Maltepe Askeri Cezaevinden kaçırılmıştır. Oral Çelik ise 1982 yılında İsviçre'de yakalanmıştır. 10 gün sonra ise serbest bırakılmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra Malatya'da süren bir cinayet davasında dosyada bir evrakın kaybolması üzerine de tahliyesine karar verilmiştir. Turan Dursun. 4 Eylül 1990 yılında kahpece arkasından başına doğru sıkılan bir kurşunla öldürülmüştür. Kendisi ilk olarak eski imam ve müftü olup daha sonra ise ateist olmuş ve İslam dinini sert bir şekilde eleştirdiği kitaplar yayınlamıştır. Bu nedenle İslamcı çevreler tarafından çok ağır tepkilere maruz kalmış ve tehditler almıştır. En sonunda ise kendilerine İslami Hareket Örgütü denen bir örgüt tarafından öldürülmüştür. Örgüt üyelerinden azmettirici olarak görülen İrfan Çağrıcı, müebbet hapis cezası almış olup bugün hala yatmaktadır. Ancak tetikçi Muzaffer Dalmaz ise halen yurt dışında kaçak olarak yaşamaktadır. Bahri Öçok, Türk siyasetçi, aydın, yazar ve akademisyendir. Kendisi İlahiyat Fakültesi'nin ilk kadın akademisyenidir. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Orta Çağ Türk İslam Tarihi bölümünden alırken aynı zamanda Devlet Konservatuarı Opera bölümüne de devam etmiş ve bu bölümü de bitirmiştir. Kasım 1988'de televizyonda yapılan bir açık oturumda İslam'da örtünmenin ve oruç tutmanın zorunlu olmadığı iddialarına dayanan açıklamalarından sonra üzerine birçok tepki çekmiş ve tehditler almaya başlamıştır. 6 Ekim 1990 günü evine ekspres kargo tarafından ulaştırılan kitap paketini almış, bomba olabileceği şüphesiyle paketi kapısının önünde açmaya çalışırken paketin içinde yerleştirilmiş olan bombayı patlamıştır. Ağır yaralı olarak Hacettepe Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan Üçok, saat 20 sularında burada yaşamını yitirmiştir. Cinayeti İslami Hareket adlı örgüt üstlenmiş, Cumhuriyet Gazetesi'ni telefonla arayarak İslami Hareket Örgütü adına konuştuğunu bildiren bir kişi, Üçok'u tesettür konusundaki düşünceleri yüzünden cezalandırdıklarını söylemiştir. Uğur Mumcu, Türk gazeteci, araştırmacı ve yazardır. Özellikle yayınladığı kitapları ve araştırmacı gazeteciliğiyle çok büyük takdirler kazanan ve pek çok karanlık olayları ortaya çıkaran, kariyeri başarılarla dolu bir aydındır. 8 Ocak 1993 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki Ultimatom başlıklı yazısında ise yakında yayınlayacağı kitabında istihbarat örgütleriyle Kürt milliyetçileri arasındaki bağlantıları açıklayacağını yazmıştı. 24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetmeden önce polis, mafya, siyaset ağının derin boyutlarını araştırmaktaydı. Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te evinin önünde
arabasına konan plastik bombanın patlaması sonucu suikaste kurban giderek yaşamını yitirdi. Suikastin hemen ardından olay yerine inceleme yapan uzmanların hiçbir delil bulamadığı, patlamayla etrafa dağılan ve cımbızla toplanması gereken delillerin ise süpürgeyle süpürüldüğü iddia edilmiştir. Failler ise hala bulunamamıştır. Dünyanın en ilginç bilgilerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum kısmına isteklerinizi yazabilir ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz.